Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ticari işlemlerde taşınırların rehni ile ilgili düzenleme aslında geç kalınmış bir düzenleme olup uygulamada özellikle esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişiminde önemli bir imkan sağlayacaktır. Ancak KOBİ'ler ve esnafımız bankaların kara listeleri nedeniyle de krediye ulaşmada sıkıntı yaşamaktadır. Geçmişte müteaddit defalar sicil affı çıkarıldığı halde birçok banka buna uymamıştır. O nedenle gerçekçi ve uygulanabilir bir sicil affına da ihtiyaç bulunmaktadır. KOBİ'lerin ve esnafın yatırım yapması, tezgahını ve işletmesini büyütebilmesi için uygun şartlarda krediye rahat ulaşabilmeleri sağlanmalı, etkin bir sicil affı çıkarılmalıdır. Son dönemlerde karmaşıklaşan ülke gündemi ekonomik sorunları gölgelemiş ve geri plana düşürmüştür. Yaşanan gelişmeler ekonomideki sorunları daha da yaygınlaştırmış ve geleceğe dönük beklentileri tahrip etmiştir. Piyasalarda durgunluk hakimdir. Ciddi boyutta nakit sıkışıklığı ve tahsilat sıkıntısı yaşanmaktadır. Karşılıksız çek, protestolu senet ve sorunlu kredi tutarında yüksek artışlar görülmekte ve iflaslar baş göstermektedir. KOBİ'ler ve esnafımız kendilerinin baş edemedikleri ölçeğin oldukça üzerinde sorunlarla karşı karşıyadır. KOBİ'ler sayıları ve sağladıkları istihdam, üretim ve katma değerle ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumundadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde KOBİ ölçeğindeki girişim sayısı 2.695.131 olup toplam işletmelerin %99,8'ini oluşturmaktadır. Piyasanın canlanması, KOBİ'lerin ve esnafın rekabet gücünün artırılması amacıyla geniş kapsamlı bir program açıklanmalı, bölgesel, sektörel ve milli yenilik strateji ve politikaları ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. KOBİ'ler ve esnafın vergi ve prim oranlarında indirim yapılmalı, kullandıkları elektrik, su ve doğalgazda özel tarifeler getirilmelidir. KOBİ'lerin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri desteklenmeli, Ar-Ge yatırımı yapmaları ve araştırmacı istihdam etmeleri özendirilmeli, markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanmalıdır. KOBİ'lerin her kademedeki insan gücü kapasitesi artırılmalı, nitelikli insan gücüne dönük eğitim sanayi işbirliği politikaları desteklenmeli, çıraklık ve kalfalık destekleri hayata geçirilmelidir. Değerli milletvekilleri, KOBİ'lerin gerek finansman gerekse borç sıkıntısı had safhadadır. BDDK verilerine göre 2010 yılında 125 milyar lira olan KOBİ kredileri her geçen yıl yüksek oranda artarak 2016 Haziran ayı itibariyle 404 milyar liraya ulaşmıştır. KOBİ'lerin takibe düşen kredi borçları da hızla artmakta olup 18 milyar liraya varmıştır. 2015 yılında KOBİ kredileri %17, takipteki KOBİ kredi tutarı ise %31 oranında artmıştır. KOBİ'lerin takipteki kredi oranı toplam takipteki kredi oranının üstüne çıkmıştır. Esnaf ve KOBİ'ler borç ve yüksek faiz sarmalından kurtarılmalı. Bu amaçla finansal borçların gönüllülük esasına dayanan bir mekanizma dahilinde uygun şartlarda yeniden yapılandırılması uygulamaya konulmalıdır. Böylece bankaların donuk kredileri azalacak, aktiflerin kalitesi artacak, KOBİ'lerin ve esnafın birikmiş borçlarında önemli ölçüde azalma sağlanacak, girişimcimizin yeniden aktif üretime katılımı sağlanmış olacaktır. Mevcut borç sorunu çözümlenirken bir yandan gelir artışı sağlayacak program uygulamaya konulmalı, diğer yandan finansal farkındalık ve alınacak makro ihtiyat tedbirlerle tekrar borç tuzağına düşürülmesinin önüne geçilmelidir. Esnafımızın sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin giderilmesi, norm ve standart birliğin sağlanması hususunda haklı talepleri bulunmaktadır. SSK'lılar 7200 gün prim ödeyerek emekli olurken Bağkurlu 5 yıl daha fazla, yani 9000 gün prim ödeyerek emekli olabilmektedir. Üstelik en düşük emekli maaşı Bağkurlu'ya bağlanmaktadır.
Bağkurlara yapılan haksızlık telafi edilmeli, prim gün sayısında ve emekli aylıklarındaki eşitlik sağlanmalıdır. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Kalaycı.